mayoz bölünme konusuna daha ayrıntılı girmeden önce arkadaşlar mitoz ve mayoz bölünmenin farkları hakkında sizlerle bir önce konuşmak istiyorum. Mitoz videosunu daha önce izlediyseniz bu sizin için bir tekrar olacak. Mitozda diploid sayıda kromozomu olan bir hücreyle başladık. Değil mi? Seyredenler hatırlar. 2N diploid sayıda kromozomu olduğunu bize gösteriyor. Tamam mı? İnsanlarda bu 46 kromozoma tekabül eder. Yani 2N diploid sayıda kromozom olduğunu gösteriyordu. Bu insanlarda 46. Annemizden 23, babamızdan 23 kromozom alırız. Ya da başka bir şekilde söylemek gerekirse şöyle de diyebiliriz. 23 homolog kromozom çiftimiz vardır. 23 homolog kromozom çift. Bu da ne yapıyor? 46 kromozom ediyor mitozdan sonra sitokinezi de tamamlanınca elinizde bölünen ilk hücreyle aynı genetik bilgiye sahip iki hücre kalır. Evet elinizde diploid sayıda kromozomlu iki hücre var şu anda. 2N ve 2N. İkisi de öyle 2N. Bu iki hücre aynı ilk hücre gibiler. Her bir hücre ayrı ayrı interfaz evresine yeniden girip gelişebilir, DNA'sını çoğaltabilir. Yani bu iki hücre de yeniden mitoza girebilir. Vücudunuzdaki hücrelerin çoğu bu şekilde çoğalır. Tek bir hücreden bütün vücudumuz işte bu şekilde bölüne 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 oluşuyor arkadaşlar. İşte ee, bu mitozdu. Yani bir döngü gibi, tamam mı? Sürekli tekrarlanıyor. Bölünmeyi tamamlayan her bir hücre yeniden bölünüp bu aynı döngüye girebiliyor. Peki mayoz bölünmede ne oluyor? Onu da yazalım buraya. Mayoz. Mayozda bir takım farklılıklar göze çarpıyor. Öncelikle iki aşama gözlemliyoruz. Diploid sayıda kromozomlu bir hücreyle başlayalım. İnterfaz aşamasında bu hücrede DNA'sını çoğaltıyor. Daha sonra mayoz 1 dediğimiz evreye giriyor mayoz 1. Mayoz 1'den sonra elimizde haploid sayıda kromozomlu iki hücre kalıyor. Bakın haploid sayıda diyor bu sefer. Şimdi elimizde iki hücre var. İkisinin de haploid sayıda kromozomu var. N ve N görüyorsunuz. İnsanlar için konuşacak olursak 46 kromozomumuz var. Buradaki çekirdekte 23, diğer taraftaki e, taraftaki çekirdekte de, de 23 kromo, kromozomumuz olacak. Söyleyemedim bir an. Kromozomumuz. Evet. Ama işimiz burada bitmedi. Bu hücrelerin ikisi de daha sonra mayoz 2 dediğimiz mitoza benzeyen bir evreye girecekler. Sonucunda her bir hücre kendini eşleyecek. Mayoz 2 sonrası elinizde 4 hücre olacak. Hepsinin de haploid sayıda kromozomu var. Ayrıca artık hepsinin genetik materyali birbiriyle aynı olacak diye de bir şey yok. Taşıdıkları genetik materyaller birbirinden farklı olabilir. Diploitlerden haploitlere geçtiğimiz evrede ki buna mayoz 1 demiştik. Esasen homolog çiftleri ayırmış oluruz. Yani bu hücrede aldığımız genlerin büyük bir kısmı anneden, diğer kısmı babadan olabilir. Aynı şekilde mesela bu hücreden de aldığımız genlerin büyük bir kısmı babadan, diğer kısmı anneden olabilir. Yani eşit olmak zorunda değil bu dağılım rastgele olur. Fakat her homolog çift ayrılır. Önemli olan bu burası önemli. Mayoz 2'de olanlar mitozda olanlara çok benziyor. Tek fark burada haploid sayıda kromozomu olan hücrelerle işe başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mayoz bir döngü içinde gerçekleşmiyor. Bu yüzden tekrarlanamaz. Oluşan hücreler ancak gamet olabilir. Bunlar üreme hücreleri. Artık bu hücreler döllenme esnasında kullanılabilir. Erkeklerde bu hücre testislerdeki sperm hücreleri olacak. Kadınlarda ise bu hücrelerden sadece bir tanesi yumurtalıklardaki iş görür yumurta olacak. Diğer üç tanesi kutup cisimciğine dönüşecek. Ya da bir ağacı düşünecek olursak burası bir polen ya da tohum tomurcuğu olabilir. Fakat bunların hepsi döllenme için kullanılır. Sperm ve yumurta cinsel birleşmede bir araya gelecek ve kaynaşacak. Sonucunda döllenmiş bir yumurta oluşacak. Hücreler ancak bundan sonra mitoz geçirecekler ki bütün bir vücut oluşabilsin. Burada bir döngüden bahsetmiyoruz. Ancak buradaki hücreler gidip farklı bir organizmanın üreme hücreleriyle birleşip yepyeni bir canlı ortaya çıkarmadığı sürece tabii ki. İşte belki o zaman bir yaşam döngüsünden bahsedebiliriz. Fakat yine de durum mitozda olduğu gibi değil arkadaşlar. Mitoz belirli bir sınırı olsa da sürekli devam edebilir. Mayoz bölünme sonucu oluşan üreme hücreleri mitozda oluşanlardan e, biraz daha farklı. Peki, mitoz bölünme vücutta nerede gerçekleşiyor? Buradakiler somatik yani vücut hücreleri. Bunlar vücut kütlemizi oluşturuyorlar. Mayoz bölünme nerede gerçekleşiyor? Bunlar ana üreme hücrelerimiz. Kadınlarda yumurtalıkta, erkeklerde testislerde bulunuyorlar. Üreme ana hücreleri Sayılarını arttırmak için mitoz bölünme geçirir. Böylece diploid sayıda olan kromozomlarını da korumuş olurlar. Ya da sperm veya yumurta hücrelerini oluşturmak için mayoz bölünme geçirirler.